Seminerimize başlamadan önce beden dili ve güç oyunları konulu sunumunu yapmak üzere kişisel gelişim uzmanı Sayın Cuma Ali Can'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Cuma. Öncelikle merhaba. Sesim geliyor mu arkaya? Gelmiyor. Biraz sesi artırabilirsek. İsmim Cuma Ali Can. Kişisel gelişim uzmanıyım. Yaklaşık 10 yıldır beden dili üzerine eğitimler veriyorum. Etkili iletişim ve beden dili. Bugün burada mutlu meslektaş kavramını daha da açmak ve beden dilimizi kullanarak nasıl etkili iletişimde 1-0 galip durumuna düşmek için çalışmalar yapacağız. Yaklaşık bir yarım saatlik bir sürem var. Seminerimizin adı beden dili ve güç oyunları. Niçin beden dili ve güç oyunları olduğunu belki ilerleyen dakikalarda anlıyor durumda olacağız ama bu yarım saatlik süre içerisinde tabii öğleden sonraki seminerler her zaman riskli seminerlerdir. Yemeğimiz yedik. Yavaş yavaş böyle hani oturduğumuz yerde birazcık da ağırlık da olabilir. Uykumuz gelir, göz kapaklarımız kapanır. Bunun için şöyle bir şey yapmak istiyorum. Herkese eşyalarını yanına bırakarak veya koltuğuna bırakarak herkese bir ayağa alabilir miyim? Bir ayağa kalkabilir miyiz? Müzik tabii ki. Tokalaşmanızı isteyeceğim. Evet. Vaktimiz var. En az 5 kişiyle tokalaşacaksınız. Tanıyın veya tanımayın fark etmez. En az 5 kişiyle. Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim. Sıkacağız zaten, müziği kapatacağız. En az 5 kişiyle. Çok sağ olun, çok sağ olun. Buyurun, en azından. Çok sağ olun. O grup hala bitmedi herhalde değil mi? Kaç oldu orası? Böyle 10 oldu mu? 15 oldu. Harikasınız. Tamam. En az biraz uykumuz açılmış olur. Bu 5 kişiyle tokalaşın dedim. İnşallah hani gerçi uzun süreli seminerlerimde soruyorum ama tanıştığınız, el sıkıştığınız 5 kişinin isimlerini de ne olur unutmayın. Seminerin sonunda Burcu Hanım değil mi? Soruyor durumda olacağım. Peki beden dili ve güç oyunları dedik. Biraz açıldık mı? Uykumuz gitti herhalde değil mi? Tamam haydi çalışacağız. Birazdan yine vereceğiz onu. Bir soruyla devam etmek istiyorum. Aranızda herhangi bir enstrüman kullanmasını bilen var mı? Eğitim komisyonumuzdan yaklaşık 40 kişilik bir grup dinledi beni. Onlarla güzel çalışmalarımız oldu. 2 hafta boyunca güzel etkinliğimiz oldu. Aranızda herhangi bir enstrüman kullanmasını, saz olur, gitar olur, farklı bir şey olur, flüt olur, bağlama olur. Herhangi bir enstrüman kullanmasını bilen var mı? Burcu Hanım siz saz çalıyordunuz değil mi? Ben hatırladığım kadarıyla. Saz, gitar aynı zamanda, gitar. Başka var mı gitar? Yani benim tanımadığım kişilerden Yasemin Hanım var mı çaldığınız bir enstrüman? Piyano çalıyorsunuz. Yasemin Hanım size sorayım, piyano çalarken ben hiç bilmiyorum piyano çalmasını. Piyanonun başına oturduğum zaman, dokunduğum zaman tuşlarına bir ses alabilir miyim? Herhangi bir ses alabilirim değil mi? En azından bir ses gelir. Burcu Hanım gitar çalarken aynı şekilde alırız. Peki aranızda ney üflemesini bilen var mı? Ney? İsminiz? Abdullah Bey, ney üflüyorsunuz? Ney çalınmıyor biliyorsunuz. Üfleme özellikle, ney üfleyenler özellikle bu cümleyi söylememizi istiyorlar. Ney üflemeye başlarken ne kadarlık bir süre sonrasında ses aldınız? 15-20 gün sonrasında, Abdullah Bey sesiniz gitmedi ama ben tekrar edeyim. 15-20 gün sonrasında ney üflemeye başladım diyor ve sesi 15-20 gün sonra aldım. Burcu Hanım siz gitar çalarken kaç dakika veya kaç günde aldınız o sesi? Dokunduğunuz anda aldınız. Her enstrümanı kullanmanın belli yöntem ve teknikleri vardır. Bazı enstrümanlar, telli olanlar, saz, gitar gibi kullanmasını bilmeyenlere bile bir ses verir. Ama bazı enstrümanlar ki Abdullah Bey'in üflediği ney gibi kullanmasını bilmeyenlere daha bir tek ses dahi vermezler. Hadi buradan nereye geldik? Buradan beden dili eğitimine geldik. İşte bedenimiz
aslında kullandığımız en önemli enstrümanımızdır. Eğer onu güzel, anlamlı bir şekilde kullanamazsak, kullandığımız sesler boş laflardan ibaret kalır. Birazdan mesajı ulaştırma tekniklerinden bahsedeceğim. O kadar önemli ki biz gittiğimiz zaman, aslında ben ilk Mali Müşavirler Odası'yla Sayın Başkanımızla tanıştığım zaman ilk şu cümleyi kullandım. Siz dedim, Sayın Vergi Dairesi Başkanım da aynı cümleleri kullandı. Bir nevi danışmansınız siz. Sadece muhasebeci veya müşavir kimliğinin dışında danışman. Yani size danışanlar var, mükellefleriniz var. Siz danışman olarak o dili, o enstrümanı ne kadar güzel kullanırsanız, işte o zaman biz etkili iletişimden, etkili iletişimin öğelerinden bahsedebiliriz. Birçok kişisel gelişim uzmanı gibi çıkıp burada etkili iletişim şudur budur bilmem ne falan demeyeceğim. İnternete gireriz, sayısal bilgiler alırız, beden dili yazarız, etkili iletişim yazarız, iletişimin birçok faktörünü orada görürüz değil mi Veysel Bey? Ama biz burada beden diliyle ilgili bilmemiz gereken ana kısımlar. Bir yere gittiğimiz zaman, vergi dairesine gittiğimiz zaman, bir ortamla girdiğimiz zaman, eşimizle konuşurken, çocuklarımızla konuşurken nasıl davranmamız gerekiyor ile ilgili kısımların bir kısmını öğreniyor durumda olacağız. Peki beden dili ve güç oyunları dedik. Üç tane ana temel öğe var aslında: hareketler, mesafeler ve aksesuarlar. Onun dışında bildiğimiz yok, işte iletişimin sihirbazlarıdır, şudurdur, budurdur, bilmem nedir falan. Teorik hiçbir bilgi olmayacak burada. Göstereceğim slaytlar içerisinde yazılı bir bilgi olmayacak. Karşılaşmayacağız. Mesajın ulaşmasıyla ilgili biraz önce de bahsettim. Bizim için aslında önemli olan bu. Benim size sorduğum sorular, sizin bana cevaplarınız, Abdullah Bey'in 15-20 gün içerisinde neyden ses aldım demesi, aslında bir mesajlaşma var. Karşılıklı mesajlaşma var. Peki burada mesajı ulaşma kanallarında biz karşı taraftaki kişiye duygularımızı, düşüncelerimizi ifade ederken sesin, sözün, ses tonunun ve beden dilinin 100 üzerinde bir puanlama yapılması istenilse, toplamı 100 olacak şekilde bir puanlama yapacak olursak, hangisine kaç puan veririz ve toplamı 100 olur? Bir dakika içerisinde sağınızdaki, solunuzdaki kişiyle, tanıyın veya tanımayın fark etmez, istişare ederek bir herkesin buna katılmasını istiyorum. Bir fikrinizi belirtmenizi istiyorum. En azından toplamı 100 olacak şekilde mesajın ulaşma kanallarında bir puanlama yapmanızı istiyorum. Bir dakikalık süre içerisinde. Müziğimizi açalım. Buyurun, yanınızdakiyle paylaşabilirsiniz. Şükriye Hanım, siz biliyorsunuz zaten değil mi? Evet. Müziğimizi açabiliriz. Mesajın ulaşma kanallarıyla ilgili daha önce eğitim alanlar değil, almayanlardan cevap vermek isteyen var mı? Hocam, sözün etkisi şu kadar, ses tonunun etkisi şu kadar, beden dili de bu kadar diyen var mı? Parmak. İsminizi söyleyerek. Evet. Sibel Hanım. Sibel Hanım diyor ki, hocam söz çok önemli, ağzımızdan çıkan cümleler, kelimeler, karşımızdaki kişi ona göre karar verir bizimle ilgili. Söze diğerleri 25-25 diye söylediniz, 20-25 diye. 55 civarında söze değil mi Sibel Hanım? 55 civarında dedi ki çok çok önemli. Sibel Hanım'a ben katılmıyorum hocam, böyle bir şey yok, söz çok önemli değil diyen. Hadi Şükriye Hanım. Bir sesiniz de gitsin arkaya. Siz de Sibel Hanım'a katılmıyorum dedi. Aksine beden dilinin önemi %55, sözün çok fazla bir kıymeti yok dedi. Çok sağ olun.
İsminiz? Tamam, buyurun, olsun. Ses de gelirse, mikrofonumuz varsa mikrofon verebiliriz buraya. Bir mikrofonu verirsek oraya. Beden dilinin etkili olabilmesi için şimdi bana göre kişinin bulunduğu durum çok önemli. Yani beden dilinin önemli olabilmesi için kişinin ayakta mı, oturuyor mu veya bir hareket halinde mi? Olması çok önemli. Evet. Ama eğer ki oturuyorsa veya beden dilini kullanamayacak durumdaysa tabii ki söz önemli yani. Evet. Eğer ki beden dilini gösterebilecek durumdaysa o zaman da beden dili önemli olur. Beden dili değişkenlik gösteriyor. Değişik yerlerde İsminizi çok önemli. İsminizi öğrenebilir miyim? Cahit Kalıntaş. Cahit Bey, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Katkılarınızdan dolayı. Bakın evet, bu araştırma çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim Cahit Bey. Bu araştırma 1967 yılında Profesör Doktor Mehriban ve Ferist'in yapmış olduğu bir araştırma. Hocam, 67'deki bir araştırma, 2014 yılındayız. Sen de çıkarttın bu araştırmayı, getirdin buraya koydun derseniz, bu araştırmanın neticeleri 50 yıldır yayınlanan birçok kaynağı ışık tutmuş. Mehriban diyor ki sözün etkisi %7, Sibel Hanım özellikle dikkat edin, %7, ses tonunun etkisi, ses tonunun etkisi, sesim arkaya geliyor mu? Arkaya geliyor mu şu an? Sesim tamam, böyle biraz yavaş konuşacağım. Ses tonunun etkisi %38, beden dilinin etkisi %55 olanında bu araştırmalarda çıkıyor, bütün kaynaklarda çıkıyor ve birçok kitapta bu yayınlanıyor. Peki o günden sonra bu %55'lik oran önemliyse, ki şu cümle çok önemli, ne olur burayı kaçırmayalım. %93 oranında, aslında sözsüz iletişim kuruyoruz Cahit Bey. Sözsüz iletişim kuruyoruz. Şu an sadece sizinle iletişimi ben mi kuruyorum? Yoksa siz oturduğunuz yerden elinizi böyle koyarak, ayak ayak üzerine atarak veya bana yan bakarak, hani vardır yan bakış vardır böyle, hoca sen anlatıyorsun ama boş ver bunları diye, sadece sizinle iletişimi ben mi kuruyorum, yoksa sizler de oturduğunuz yerden benimle iletişim kuruyor musunuz? Kuruyor musunuz? Başkanım, kuruyor musunuz benimle iletişim oturduğunuz yerden? Bakışınızla bana öfkenizi, kızgınlığınızı, mutluluğunuzu, sevincinizi anlatabilirsiniz. O zaman %93, o kadar önemli ki, büyülü bir şeyden bahsediyorum, büyülü bir dilden. İşte biz işte yurt dışına çıkıyoruz. Zübeyir Bey geçen hafta Avusturya'daydı, Viyana'daydı. Orada Almanca konuşuluyor. Almanca biliyorsa oradaki insanlarla iletişim kurdu. Ama beden dili biliyorsa herkesle iletişim kurabilir. Evrensel olan bir dildir. Beden dili bu kadar önemlidir. %93 oranında. Aslında bir videomuz vardı ama burada çalıştıramadık bilgisayarda. 3 dakikalık bir süre içerisinde sizlere dünyada siyasiler, sanatçılar, insanlar beden dilini nasıl kullanıyorla ilgili bir videomuz vardı ama çalıştıramadık. Şöyle bir şey yapacağız. Cahit Bey tabii. Şimdi mesela ben aslında biraz önce herhangi bir söz hakkı istemediğim halde bakışımla demek ki siz bana söz hakkı verdiniz yani. Evet. Aslında ben el kaldırmadım yani. Evet, doğru. Ama bakışımdan bir... dolayı demek ki bir etkileşim olmuş. Ama konuşmak istediğiniz belliymiş. Yani. Evet, demek ki etkilenmişsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Peki bu videoda anlatılan şuydu. Ben hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Dünyadaki liderlerin, siyasi liderlerin el kol hareketleriyle, vücut hareketleriyle nasıl birbirleri üzerindeki üstünlük kurduklarını anlatan bir videoydu. Bunu yine paylaşabiliriz önümüzdeki günlerde ama bunun dışında benim birazdan sizlere sunacağım slaytlar, resimler de Türkiye'deki ve dünyadaki siyasilerden, siyasilerin yapmış oldukları hareketlerden alınmış kareler. Ne olur hiç kimse yanlış anlamasın. Burası herkesin, her kesimden insanın katıldığı bir oda, üyesi olunan bir oda. Kullanacağım siyasilerin resimleri
herhangi bir siyasi görüşüm olduğunu göstermiyor. Siyasetle de ilgilenmiyorum. Herhangi bir görüşüm, siyasi anlamda bir görüş beyan etmiyorum. Bunların, bu resimlerin burada olması, hepimizin ortak tanıdıklarının olması, hepimizin ortak tanıdıklarının olması da bizim işimizi, öğrenmemizi burada kolaylaştırıyor durumda olabiliyor. Peki, beden dili önemli dedik Sibel Hanım. Beden dili %55 önemi çıktı. İşte kitaplarda, kaynaklarda, televizyonlarda yayınlanıyor. Peki hocam, tamam, ben böyle duruyorum. Karşımdaki insan bana kötü sözler söylüyor veya güzel sözler söylüyor. Benim üzerimde ne kadar etkili olur? Veyahut da ben oturduğu yerden onu, Cahit Bey dedi ki siz benim bakışımdan mı anladınız? İşte o an için doğrulmuştu, ben konuşmak istediğini düşünerek buyurun diye söyledim. Beden dilinin önemini biraz sonraki slayta geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Gözümüz saniyenin 24'te birinde kadar kısmını gözümüz algılar. Gözümüzle görürüz. Saniyenin 24'te birinden sonraki kısmını Abdullah Bey bilinçaltımız algılar. Eşik altı, bilinçaltı. Bunu 1957 yılında James Vicari, aslında Vance Packard diye bir tane adam bir kitap yazıyor. The Hidden Pastors diye bir kitap yazıyor. Kitabında umut, korku, suçluluk ve cinsellik üzerine yoğunlaştırılmış reklamlar ile insanların ihtiyaçları dahi olmayan malları satın aldığını tespit ediyor. Korkunç, iğrenç bir propaganda yöntemi aslında. Bilinçaltına atış yapılarak tüketimi artırmak. Ve James Vicari diye bir reklamcı yine 57 yılının sonlarına doğru Kim Novak'ın başrollerini oynadığı The Picnic filminde Kim Novak'ın başının üzerinden kola iç ve mısır ye diye şeritler geçiyor. 6 hafta sonra 45.699 tane sinema seyircisi üzerinde yapılan çalışmada sinema seyircilerinin %58 oranında mısır tüketiminde artırdıklarını, %17 civarında da kola tüketiminin arttığı görülüyor. Ve bu siyasi sahnede ne yapılıyor? Kullanılıyor. Artık bu işi bilenler, beden dilini bilenler de insanların bilinçaltlarına, eşik altlarına atışlar yaparak bunu kullanıyor durumda olabiliyorlar. Bunu propaganda yöntemi olarak da kullanabiliyorlar veya ikna yöntemi olarak da kullanabiliyorlar. Topluluk önünde etkili konuşacaksınız, bir vergi dairesine gittiniz, mükellefinizin durumunu anlatacaksınız. Orada karşı taraftaki kişinin bilinçaltına atışlar yapılarak, nasıl atışlar yapılarak? Birazdan da bahsedeceğim gibi el hareketlerimizle, başkanım, vergi dairesi başkanım konuşurken sık sık kürsüyü tutmak yerine ellerini açtı. Bilmiyorum, hani beden diliyle ilgili bir çalışması var.